Dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere çok değişik bir analizde bulunacağım. Bugün sterlin, euro, gümüş, altın, dolar, gram altın hepsine bakacağız. Hepsinde orta, kısa ve uzun vade beklentilerimizi sizlerle birlikte grafik üzerinde bulmaya çalışacağız. Evet, biliyorsunuz Covid-19'un etkileriyle birlikte arkadaşlar bütün dünya bir para basma yarışı içerisine girdi, merkez bankaları. Bunların neticesinde de ileriki zamanlarda yüksek enflasyon beklentisi hala gündemini korumakta. Biz de bunlara dayanaraktan bir çalışma yaptık. Sterlin, euro, gümüş, altın ve dolar üzerine. Şimdi sizlere bunları anlatacağım arkadaşlar. Kısa, orta ve uzun vadede bütün hepsinin analizini sizlerle yapacağım. Euro ile başlayalım. Euro'da kısa vadede neler olabilir? Bizler için önemli destek ve direnç noktaları hangi seviyeler? Bunları sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Evet, Euro'da 7.78 önemli bir direnç noktası haline gelmiş gözükmekte. 7.78 kısa vadedeki bu direnç üzerine Euro TL atabilirse Euro TL'de çok yukarıla seviyeler beklenebilir arkadaşlar. 7.78 üzerinde Euro TL bir kapanışa başlarsa yukarıda 8.06 ve 8.50 seviyeleri Euro TL'de önemli bir beklenti haline gelebilir arkadaşlar. Euro TL'deki orta vade ilk 3 ay içerisinde beklentimiz olan orta vade hedefimiz 8.50 civarları olarak gözükmekte. Euro TL'de 7.32 bizler için önemli bir pivot noktası olarak da göze batıyor arkadaşlar. Bu 7.32 altında bir kapanış görmediğimiz müddetçe gelgitler olabilir. Fakat orta vadede Euro TL'de 8.06 7.78'in geçilmesiyle birlikte 8.06 8.50'li seviyelere doğru Euro TL'de ataklar görmemiz mümkün. Evet, sterline de bakalım. Sterlinde kısa ve orta uzun vade neler olabilir? Sizlerle birlikte hemen bunun bir değerlendirmesini yapalım. GBP TR'ye. Evet, sterlinde de arkadaşlar 8.66 seviyesinde önemli bir direnç bölgesi mevcut. 8.66'nın da yukarı doğru kırılmasıyla kısada 8.80'de şurada gördüğünüz kırmızı destek ve direnç bölgelerine doğru 8.80 seviyesine doğru sterlin TL'de de bir atak kısa vadede beklentimiz mevcut. Sterlinde 8.80 8.85 üzerinde kapanışlara başlarsa arkadaşlar sterlinde de hedefimiz 9.18 ve 9.70'te bulunan direnç seviyeleri olarak orta vadede gözükmekte. Sterlin de artık 8.30'lu seviyeleri kendine dip yapmış gibi gözükmekte. Grafiğimizi şöyle daralttığımız zaman da Sterlin TL'de 8.80 üzerinin açık olduğu apaçık gözükmekte. Fakat 8.80 direnci kuvvetli bir direnç arkadaşlar. Burada oyalanma olabilir. Fakat 8.80 üzerinde kalıp burayı kalıcı bir hale getirebilirse Sterlin TL 9.18 ve 9.70 seviyelerine doğru o da orta vadede hedefe kilitlenecektir. Evet, bugün yaptığımız analizleri hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Özenle çalışılmış, titizlikle bulunmuş rakamlardır hepsi. Şimdi dolar kuruna da bakalım. Dolar kurundan ne olabilir? Bizler için hangi seviyeler önemli? Sizlerle bunun bulmaya çalışalım. Evet, haftalıkta baktığımızda grafik çok karışık gözükebilir. O yüzden 4 saatlik üzerinde dolar TL kuruna bakalım. Dolar TL kurunda neler olabilir? Bizler için hangi seviyeler önemli? Evet, dolar TL kurunda bizler için 6.83 önemini hala korumakta. 6.83 üzerinde dolar TL kurunun her kalışı yukarıda 6.94 seviyesi. Deki önemli direnç seviyesine bizi götürecektir arkadaşlar ilk etapta. Dolar TL'nin 6.87-6.88 civarında kısada bir direnç bölgesi ve buranın da geçilmesi halinde 6.91
6.99 hedefine doğru kısada ben gideceğini düşünmekteyim arkadaşlar. İlk kısada hedefi dolar TL'nin 6.99 olarak gözükmekte. 6.99 üzerine atışlar, sarkışlar 7.02, orta vadede 7.13 hedefini dolar TL kurunda artık hedef haline getirecektir bizim için. 6.72 stop bölgesidir dolar TL kurunda. 6.72 üzerinde kaldıkça dolar TL kısa vadede hedef 6.99 ve onun üzerinde 7.13 bölgesi olarak gözükmekte. Bant olarak da arkadaşlar 6.72 uzun bandımız 6.72 7.14 seviyesi olarak dolar TL kurunda bizim için önemli takip etmemiz gereken seviyeler olarak gözükmekte. Gram altına bakalım. Evet, gram altında da önemli bir seviye 382 seviyesi kısada. Gram altın 382 seviyesini aşabilirse arkadaşlar, şunu da belirteyim, gram altında öncelikle desteğimiz, kuvvetli destek bölgemiz bizim için 378 bölgesi. Şu şekilde anlatırsak daha iyi anlayacaksınız. Şuradaki 375 ve 378. 375-378 altında bir kapanış gelmedikçe, gram altında ilk etapta şurasının kırılması bizim için çok önemli olacak. 382 seviyesi. 382 seviyesi üzerinde kırılımlar yukarıya doğru gelmeye başladığı zaman da gramda kısada 388-391 tekrardan hedef haline gelir. Orta vadede de 404 ve 417 seviyeleri tekrardan gram altında da hedef haline gelecektir. 382'nin yukarı yönlü kırılması halinde ve 378 üzerindeki destekte tutunmasını devam ettirdiği sürece de kısada 388-391 hedefi gram altının da hala devam etmekte arkadaşlar. Bu seviyeleri takipte kalacağız. Ons altına da bakalım. Ons altında neler olabilir? Evet, ons altına baktığımız zaman ons altında 1707 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Bu 1707 seviyesi üzerinde ons altın tutunmaya devam ettikçe arkadaşlar, yukarıda 1743, ilk etapta 1743 direnç bölgesi ve onun üzerinde de hedefi 1766 bölgesi olarak gözükmekte. Orta vadede ons altındaki hedefimiz 1800 dolar. Onun üzerinde 1880 ve 1950 hedeflerimizde uzun vadede 6 aylık veya 2021 başlarına doğru bu seviyeler 1800, 1880 ve 1950 şeklinde 3 kademeli beklentimiz ons altında da hala devam etmekte. Bütün bu beklentilerimiz arkadaşlar temeli tamamen yüksek enflasyonist para politikaları üzerine kurulmuş beklentilerdir. O yüzden enflasyonları da ülkeler genelinde çok iyi takip edeceğiz. Bunların Covid-19'un etkilerinin ve merkez bankalarının delice bastığı paraların enflasyona ne gibi bir etkisi olacağını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bu zaman zarfı içerisinde de öngörülerimiz tutar ise yönümüz enflasyonist baskıyla birlikte kurlarla ve metallerde yukarı yönlü beklentilerimiz gelmesi durumundan ibarettir sadece. Ve burada verdiğimiz bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen benim kişisel öngörülerime dayanır ve kesinlikle kanalım bir al sat kanalı değildir arkadaşlar. Bunu çok iyi bilin. Kanalım sadece sizlere bir strateji kurmanız açısından yardımcı olabilecek grafiksel analizlere dayanır. Neyse, fazla uzatmayalım. Gümüş grama geçelim hemen. Gümüş gramı bekleyen çok arkadaş var. Onları da bekletmemiş oluruz. Evet, gümüş gramda arkadaşlar sizlere bunu gümüş ons grafiği üzerinde anlatacağım. Gümüş gramda artık 376 seviyesi bizler için bir destek bölgesi haline geldi. Bu 376 üzerinde durdukça gümüşte yukarıda 386 önemli bir geçilmesi gereken direnç bölgesi. 387'nin
üzerinde bir kapanışlar da gelmeye gördüğümüz zaman gümüş gramda kısada 3.96 ve 4.02 kısa vade hedeflerimiz şeklinde gözükmekte. Daha 1-1,5 aylık zaman zarfı diliminde gümüş gramdaki beklentimiz 4.12-4.14 seviyesi. Daha orta bazlı 3 aylık süreye yaydığımız zaman da yukarıda 4.31 ve 4.43 seviyeleri gümüş gramda beklentimiz halinde olacak önemli seviyelerimiz. 375 üzerinde tutundukça kısada 4.12 arkadaşlar. 4.12 üzerinde 4.31 ve 4.43 orta bazlı ve uzun bazlı 3 ila 6 aylık zaman zarfında beklentimiz olan gümüş gramdaki rakam seviyelerimizdir. Bu seviyeleri hep birlikte takipte kalacağız. Bakmadığımız ne kaldı arkadaşlar, ona da bakalım. Gümüş onsa bakmadık galiba. Gümüş onsa da bakalım. Evet, gümüş onsta 17 seviyesi bizler için önemli bir seviye. Hala bu seviye önemini korumakta. Yukarıda 17.72 direncimiz mevcut arkadaşlar. 17.72 direncimiz. Gümüş onsta hareketlerin yukarı yönlü tekrardan başlayabilmesi için 17.72 direnci üzerinde mutlaka kapanışlar görmemiz şart. 17.72 direncini yukarı doğru kırdığımız zaman gümüşte de, gümüş onsta yukarıda ilk kuvvetli destek bölgemiz 18.36'da bulunan destek bölgemiz olarak gözükmekte. 18.36 üzerinde yukarı doğru kalışlarda da gümüşte 18.87 direnci ve onun üzerinde de arkadaşlar 19.60 orta vadeli direncimiz, yani 3 aylık zaman zarfında beklediğimiz 19.60 ve 6 aylık zaman zarfı diliminde beklediğimiz 20'li seviyeler gümüş onsta da takibimizde olacak önemli seviyeler olarak gözükmekte. Bütün bu çalışmalarımı arkadaşlar Elliott üzerinde yaptığım çalışmalarla bulduğum sonuçlar neticesinde sizlere aktarıyorum. Şimdilik başkalarının da dediği gibi 12'li seviyeler orta vadede, en azından orta vadede gözükmemekte. Verdiğim rakamlar orta vadeli rakamlar olup daha uzun vadeli rakamlar bu vermiş olduğum orta vadeli rakamların ancak kırılmasıyla mümkün olabilir. Sizlerle birlikte bunların takibini yapacağız, izleyeceğiz. Bu rakamlar kırılmadıkça da şu an itibariyle 2021'e doğru bu 12'li ve 14'lü rakamlar ne dolar kurunda ne de altın kurunda başkalarının uçtuğu gibi rakamlar Elliott teknik analizine göre gözükmemekte ve grafiksel olarak incelediğimiz zaman da gözükmemekte arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli olun. Verdiğim orta bazlı rakamlara göre kendinize bir strateji oluşturmaya çalışın, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Şimdilik benim anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Videolarım ve anlattıklarım hoşunuza gittiyse lütfen bir beğeni atar, kanalımı büyütmemde bana faydalı ve yardımcı olursanız beni çok memnun edersiniz. Biliyorsunuz ki hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.